Günaydın anne. Demircim, günaydın. Nasılsın? İyiyim valla. İşe gidiyorum. Sen ne yapıyorsun? Aa, ben de iyiyim. Bir şey mi oldu ya? Yok. Öyle bir sesini duymak istedim. İyi yapmışsın. Ne var ne yok? Valla işe gidiyorum. Onun dışında bir şey yok. Tamam çocuğum. Anne ya. Ya aklıma bir şey geldi de daha doğrusu takıldı. Biz ilk ne zaman Bodrum'a gitmiştik? Valla bilemedim ki. Herhalde sen 4 yaşındaydın. Duru da 2 falan. Neden sordun? Hiç öylesine bir aklıma takıldı sorayım dedim. Neyse ben seni sonra ararım olur mu? Tamam canım tamam. Görüşürüz. Görüşürüz anne. Buyurun İlay Hanımcığım çayını. Ellerine sağlık Muharrem. Ya diyorum ki Gökçe Hanım gelmeyecekse bundan sonra masası boş kalmasın ha? Yerine birini mi alalım Muharrem? Yok canım. Ne gerek var? Boşu boşuna masraf yapmayalım. Ben varım. Ben geçerim yerine. Ay yuh Muharrem ya yuh. İlay Hanım bu ajans bugüne kadar nasıl kapanmadı, nasıl batmadı? Hiç düşündünüz mü acaba? Yok nerede? İnşallah Gökçe gelir. Bugün de birlikte çalışırız. Ay inşallah ya. Günaydın. Günaydın. Demir Bey, bu sabah aklıma yeni fikirler geldi. Müsaitseniz sizinle paylaşmak isterim. Tamam hoca, gel. Ay, ayıp be. Ayıp Muharrem ya. Birimizin başına bir şey gelmesini mi bekliyordun acaba? Ne alakası var Nilay Hanımcığım ya? Bırak şu elindekini. Allah Allah. Masa ölçmek de mi yasak arkadaşım? Yasak, yasak efendim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Nesli Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gökçe geldi mi? Geldi mi, gelmedi mi? Ben şimdi size şey yapmış olmayayım, yanlış bilgi vermiş olmayayım. Demir Bey'in odasında da olabilir. İsterseniz bir böyle içeri geçelim. Biz bu buyurun lütfen, buyurun. Demir Bey, Azize Hanım geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Ne içersiniz? Bir şey almayayım, sağ ol. Gökçe yok mu? Yok. Fazla gecikmez umarım. Ne anlatacak çok merak ediyorum. O kızdan daha yani fikirler çıkıyor çünkü. Haklısınız. Yalnız Gökçe gelene kadar biz bir giriş yapalım isterseniz. Yani Ayça Hanım da bir süredir bu kampanyada aktif olarak çalışıyor. Öyle mi? Evet. Bazı fikirlerimden bahsetmiştim Demir Bey'e. Arzu ederseniz size de anlatmak isterim. İsterim. Buyurun, dinleyin. Aklındakiler bunlar mı Ayça? Başka bir şey var mı? Şimdilik bu kadar ama üstüne çalışmaya devam ediyorum. Bak, bu önerdiğin şeyler var ya, ortalama bir reklamcının bana önerebileceği şeyler. Basit ve klişe hepsi. Biz daha farklı bir şeyler istiyoruz. Daha yaratıcı, daha değişik şeyler. İsterseniz bir de size... Gökçe ile devam etmek istiyorum bundan sonrasını canım. Sağ ol. Bir arasak mı? Öğleden sonra toplantım var çünkü. Bilmeniz gereken bir şey var. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Bak bilirsin ben lafı dolandırmayı sevmem. Benim markamın ruhunu en iyi Gökçe anladı. Ve ben onu görmek istiyorum bu işte. Tabii haklısınız ama... Ne oluyor burada? Benim bilmediğim bir şey mi var? Sayılır. Gökçe artık bizle çalışmıyor. Şaka mı yapıyorsunuz? Hayır. O zaman ben de devam edemeyeceğim. Üzgünüm. Her şey için teşekkür ederim. Emekleriniz için. Sağ olun yine de. Geçmiş olsun. Aa, bitti mi işiniz? Gidiyor musunuz efendim? Evet efendim, gidiyorum. Vallahi bir çay içmeden hayatta bırakmam. Ya hem çayı yeni demledim. Siz daha önce benim çayımı içmiştiniz Demir Bey'in odasında. Çok beğenmiştiniz. Bir de zaten şurada kaç kişiyiz efendim ya? Çayın dibini göremiyoruz. Yok çay içmezsen kahve yaparım. Ama çay çok taze lütfen hadi. İyi hadi ver. Ama sizin gibi güzel bir bayana böyle ulu orta çay içmek yakıştı mı? Bence yakışmadı. Ben sizi içeri alayım efendim. Ben
Ne yapacağız şimdi Leyla Hanım? Ay bilmiyorum Muharrem, yani iş gidiyor elden. Anam, iş giderse maaş da gider. Olmaz böyle vallahi. Çalıştır saksıyı Muharrem, çalıştır saksıyı Muharrem. Buldum. Ya saksıyı ben çalıştırıyordum, sen buldun. Aman canım, neyse, ne buldun? Görürsün şimdi. Efendim Nilay'cığım? Gökçe. Acilen yardımın lazım. Ne oldu ki? Vallahi hiç hoş şeyler olmadı. Azize Hanım buradaydı. İşi bizden almaya kalkıyor. Yok artık, şaka yapıyorsun. Vallahi yani ben Gökçe'ye güvendim diyor. Ben onun kafasına güvendim diyor. O olmazsa ben bu işte yokum diyor. İyi de sen nereden bunu... Şey, Muharrem kafayı dinlemiş de. Neyse şimdi sen boş ver onu. Bittik biz kızım. Vallahi sen olmazsan bittik biz. Ne olur acilen yardım etmen lazım. Lütfen için teşekkürler tekrar. Ben müsaade isteyeyim. Biraz acele karar vermiyor musunuz? Keşke böyle olmasaydı Demir Bey ama yapabileceğim bir şey yok. Üzgünüm. Hayırlısı diyelim. Başka işlerde, başka projelerde birlikte çalışırız umarım. Umarım. Böyle olmadı çünkü. Ben de kendi adıma yapabileceğim bir şey var mı diyerek. Yok. Bak ben bu projeyi kafamda çok başka bir yere oturtmuştum. Ve sadece Gökçe ile çalışmak istiyordum. Ondan aldığımı senden alamam. O yüzden maalesef yapabileceğin hiçbir şey yok. Ay Muharrem, sen bir çay daha mı versen Aziz Hanım'a? Oldu. İstersen çay ocağını kadının üstüne yapayım he? Olur, o da olur Muharrem, o da olur. Ne yapalım, o da olur. Ya artık çay bu kadını kesmez. Benim ona bir Türk kahvesi yapmam lazım. İyi günler. Merhaba Aziz Hanım. Nasılsınız? Aslında pek iyi değildim ama seni görünce... Çok mutlu oldunuz. Aynen öyle. Ben de sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Demir Bey'den bir şey öğrendim az önce. Doğru mu? Ne öğrendiniz? Ayrılmışsın işten. Yani biraz öyle oldu. Tatlım sen çekilebilirsin. Buyurun. Şöyle sen bir geç şurada bakayım. Yani aslında size Demir Bey bahsetmiştir eminim. Önümüzdeki planlardan. Biz sonuçta profesyonel insanlarız. O yüzden yani elimizdeki işi layığıyla bitirdikten sonra yollarımızı ayıracağız. Ama siz hiç merak etmeyin. Önce sizin projenizi halledeceğiz biz. Tatlım sen çıkabilirsin. Bir şey olursa ben çağırırım seni. Ki bir şey olmayacak. O yüzden boşuna bekleme istersen. Yani biz pazarlama sektörünün ileri gelenleri... Dur şimdi dur, girme oraya bir dakika. Ay beğenmediniz mi? Hayır, çok beğendim. Gerçekten mi? Evet. Yani neden bilmiyorum ama benim markamın ruhunu en iyi sen anladın Gökçe. Yani parayla pulla da olmuyor biliyor musun bu işler? Daha önce ajanslara dünya kadar para yatırıp... Yani eski işlerdi. Yine olmadı, yine olmadı. Ah, neyse, çok rahatladım. Artık gönül rahatlığıyla bu projeyi size teslim edebilirim. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Aziz Hanım. Görüşeceğiz zaten. Görüşeceğiz tabii ki. Hoşça kal. Hoşça kalın. Ay kızım vallahi sayende işsiz kalmaktan kurtulduk. Yemin ediyorum sayende kurtulduk. Kızım abartma ya. O kadar da değil yani. Vallahi o kadar, o kadar yani. Tası tarağı topluyorduk sen olmasan. O kadar. Bu şahane kurtarışınız için siz bir demli çayı hak ettiniz Gökçe Hanım. Sizi canı gönülden takdir ve tebrik ediyorum. Allah vazifemiz Muharrem'cim. Ne yapacaksın yani? Ya ben sana kurban olurum. Dile benden ne dilersen. Çay, kahve, gazoz. Soğuk suyunu içerim artık. Hemen getiriyorum. İyi kurtardın canım son dakikada. Öyle oldu canım son dakikada. Ben bir çıkıp hava alayım madem. Sen bir hava al madem. Geldi. Sağ ol Muharrem. Gökçe, dönecek misin tekrar buraya?
Ay, hiç bilmiyorum ya. Yani bu belli mi olur? Belki işler düzelir, her şey yoluna girer. Hiç sanmıyorum. Aa kızım, ben ne demeyi unuttum. Teyze oldum ben ya. Nilüfer doğum yaptı. Ay, ciddi misin ya? Evet ya, çok tatlış bir kızımız oldu. Kıyamam.